Bu arada Sayın Mesut Yılmaz da çıkmış. Yoğun bir hazırlık var. Hükümet konuğunda arkadaşımız gösterirse yoğun bir hazırlık var. Biz bu arada devam edelim. Bu felaketle ilgili görüşlerinizle Sayın Başkan. Evet, gerçekten çok üzücü bir olay. Hepimizin Karabük'ün geçmiş olsun diyorum. Bu olay mutlaka yaraları sarılacaktır. Zaten çalışmalarımız hep o yönde. Evet, teşekkür ediyoruz. Hükümet konumunda da yoğun bir çalışma var. Evet, Necdet Bey, evet. Siz de görüyorsunuz, eskortlar geldi. Evet, Başbakan gelmek üzere gelmiş ve arka taraftan sanıyorum biz şu anda merkeze dönüyoruz. Biz hükümet konağında Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'ı bekliyoruz. Ancak bu arada hükümet konağından Demirçelik Köprüsü üzerine, terminalin oradaki köprü üzerinde Başbakan Mesut Yılmaz'ın incelemelerini de arkadaşımız bir taraftan görüntülemeye çalışıyor. Az sonra Sayın Başbakan valilik konağına geldiğinde buradan naklen buradaki temaslarını, incelemelerini ve Sayın Valimizden aldığı bilgileri naklen yayınlayacağız. Yoğun bir koruma var. Sayın Yılmaz şu anda hükümet konağı önüne yoğun bir kalabalıkla geldi. Orada sanıyorum kendisini bekleyen il müdürleriyle, evet, tokalaşıyor. Şu arkadaşımız yaklaşırsa biraz da görebileceğiz. Evet, naklen yayınımıza buradan devam ediyoruz. Geldiler Sayın Yılmaz, Sayın Altner'le birlikte şu anda geldi. Evet, Sayın Başbakan valilik makamına geldi. Sayın Başbakanım hoş geldiniz. Şu anda naklen yayındayız efendim. Kentimize hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler. Sanıyorum biraz dinlenecek Sayın Başbakanımız. Evet. Tamam. Naklen yayındayız. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Bir halka mesaj alacağız efendim, mümkün olursa. Evet. Bir saniye. Tabii. Tamam, peki. Buyurun. Evet. Tamam. Tamam, birazdan şey yaparız. Şimdi alacağız. Tamam. Evet, biz naklen yayın olayımızı tamamen kurduk. Hatta Sayın Valimizin makamının hemen yanındaydık. Hatta Sayın Başbakan'ın girişini de görüntüledik. Ama birdenbire basın alınmayacak denildi. Hiçbir basın alınmadı sanıyorum TRT dışında ve özel bir toplantı oldu burada 15-20 dakika kadar. Daha sonra basın alınacak diye bir duyum gelmişti. Ancak Sayın Başbakan ve beraberindekiler buradan gittiler. Biz bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in buradaki programın naklen yayınlama mutluluğuna ulaştık. Gönül isterdi ki Sayın Başbakan'ın mesajında en azından hiç değilse Karabük halkına bir mesaj versin naklen yayın aracılığımızda diye düşündük ama olmadı. Evet, biz görevimizi yaptık. Ben size iyi yayınlar diliyorum. Karabük halkına da buradan saygılar sunuyoruz.